Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu hafta yeniden birlikteyiz. Hepinizin geçmiş bayramını kutluyorum ve gözlerinizden öpüyorum. Geçen hafta biliyorsunuz Osmanlı duraklama dönemine giriş yapmıştım arkadaşlar. Bu hafta yeniden bir toparlayacağım ve kaldığım yerden devam edeceğim. İnşallah bugün duraklama dönemini bitireceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar... Hemen öncelikle başlığımızı atalım. Osmanlı duraklama dönemi. Şimdi bu klasik başlık. Bunun arkadaşlar diğer ismi ise, bu ünitenin diğer ismi arayış yılları diye geçer. Arayış yılları. Sorularda yüzyıl olarak sorulduğu zamanda arkadaşlar 17. yüzyılı gördüğünüz zaman duraklama dönemini ifade ettiğini bilmeniz gerekiyor. Ki bu dönem arkadaşlar 1579 Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüyle başlar. 1699 Karlofça Anlaşması'na kadar olan dönemdir. 1579 arkadaşlar Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümü. Sokulu Mehmet Paşa biliyorsunuz 3 padişah döneminde sadrazamlık yapmış. Bir döneme damga vurmuş bir devlet adamı idi. 1699 Karlofça Anlaşması ile ise Osmanlı ilk kez batıda büyük oranda toprak kaybetmişti. Bu açıdan önemli idi. Yani ortalama aslında duraklama dönemi 120 yıllık bir dönem. Ama yüzyıl olarak ortalamasını verdiğimizde ise arkadaşlar 17. yüzyılı alıyoruz. Yani 16. yüzyılın sonu 17. yüzyılın tamamı arkadaşlar duraklama dönemini ifade eder. Ama dediğim gibi arkadaşlar ortalaması 17. yüzyıl alınıyor. Şimdi duraklama döneminde öncelikle arkadaşlar şunu bileceğiz. Fetih politikası devam etti. Şimdi şunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Osmanlı'nın en parlak dönemini dersem Kanuni dönemi 16. yüzyılı ifade eder. Ama Osmanlı'nın arkadaşlar en geniş sınırlara ulaşması Kanuni döneminde değil 16. yüzyılda değildir arkadaşlar. Duraklama dönemindedir. Unutmuyorsunuz. En geniş sınırlara duraklama döneminde ulaşıldı diyoruz. Doğuda Ferhat Paşa Anlaşması, batıda Bucaş Anlaşması, hatta denizlerde de arkadaşlar Girit'in fethi en geniş sınırları ifade edecektir bize. Şimdi bu dönemde evet duraklamanın etkilerini pek çok alanda hissediyoruz. İşte yönetim alanında da, askeri alanında da, ekonomi alanında da arkadaşlar. Hatta eğitim alanında bile duraklamanın etkilerini tabii ki hissediyoruz. Ve bu dönemdeki devletin politikalarından biri geçmişe dönme. Yani geçmişe dönmeden neyi kastediyoruz? Kanuni dönemindeki güce ulaşma hedefi vardır. Şimdi Kanuni dönemi Osmanlı'nın en parlak dönemi, en ihtişamlı dönemi. O yüzden o dönemdeki güce yeniden arkadaşlar dönülmek isteniyor. O yüzden arkadaşlar bu dönemin temel politikaları arasında olacaktır. Şimdi bu dönemde duraklamanın etkilerini dediğim gibi hissediyoruz. Pek çok alanda bozulma var ve bunları iyileştirme, düzenleme şeklinde ıslahat çalışmalarını göreceğiz. Islahat evet kelime anlamı olarak yenilik demektir ama köklü yenilik ifade etmez. İnkılap köklü yenilik demektir. Islahat ise bozulan bir devlet kurumunu düzenleme, iyileştirme şeklindedir arkadaşlar. Ve bu dönem ıslahatlarında dikkat etmeniz gereken husus şudur. Sorularda sıkça karşımıza geldi çıkmış sorular arasındadır zaten bu. Bu dönemde asla ve asla bu dönem ıslahatlarında Batı örnek alınmadı. Osmanlı'nın Batı'yı, Avrupa'yı örnek almaya başlaması arkadaşlar ne zaman olacaktır? 18. yüzyılda arkadaşlar Lale Devri'nde ilk kez Osmanlı Batı'yı örnek almaya başlayacaktır. Ama duraklama döneminde asla ve asla Batı örnek alınmıyor. Bu dönem ıslahatlarında Batı'nın herhangi bir etkisinden söz edemezsiniz. Bu dönemde bir de şunu da bileceksiniz. En fazla padişah değişikliği yaşanmıştır.
Şimdi sorularda bu cümleyi gördünüz. Bunu nasıl yorumlamanızı istiyorum? Bunu arkadaşlar öğrenmeniz lazım. Şimdi Osmanlı'da biliyorsunuz her padişah değişikliğinde padişah ne yapıyordu? Tahta çıktığı zaman Yeniçerilere cülüs bahşi diye bir para dağıtıyor. Ki arkadaşlar o zaman ne kadar fazla padişah değişirse bu daha fazla cülüs bahşi ödenmesi anlamına gelir. Bu da devlet ekonomisini ne yapacaktır? Olumsuz yönde etkileyecektir. Tekrar ediyorum. Çok fazla padişah değişikliğinin olması zaten siyasi anlamda istikrarın oluşmasını engellediği gibi aynı zamanda ekonomik olarak devleti yıpratacaktır. Çünkü devlet hazinesinden daha fazla para çıkmasına neden olacaktır cülüs bahşinden dolayı. Buna da lütfen dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla birlikte şimdi çok fazla padişah değişikliği yaşandığı için bu dönemde arkadaşlar bu dönem olaylarını biz padişah padişah anlatamıyoruz. Hani ben kuruluşta Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat ya da işte yükselme döneminde işte Fatih'tir, Yavuz'dur diye başlıklar atıyordum. Ama bu dönem arkadaşlar padişah padişah anlatamıyoruz. Neden? Çünkü çok fazla padişah değişikliği var. Örneğin İran'la ya da Avusturya ile savaşlar başlıyor. Bu arada 3-4 tane padişah değişikliği yaşanıyor. İşte 7-8 tane sadrazam değişikliği yaşanıyor. O yüzden bu dönemi biz padişah padişah değil, devletler arası ilişkiler şeklinde anlatacağız. Şimdi daha önceki videomuzda bahsetmiştik işte devlet neden duraklamaya başladı? Dünyanın en güçlü devleti olan Osmanlı Devleti ne oldu da arkadaşlar yerinde saymaya başladı? Öncelikle iç nedenlerden söz etmiştim size. İç nedenlerde ne vardı? İşte yönetim bozulması. Yönetimin bozulmasındaki en temel etkenlerden biri işte tecrübesiz padişahların başa geçmesiydi. Tecrübesiz padişahların başa geçmesindeki temel faktör ise sancağa çıkma sisteminin kaldırılıp işte şehzadelerin saray yetişmesi, kafes sistemi içinde yetişmesi, bu da işte yönetimde tecrübe kazanamamalarını hatta bazılarının akli dengelerini kaybetmelerini bile neden olmuştu. Saray kadınlarının yönetime karışması yönetim bozulmasının etkiliydi. Liyakat sahibi olmayan kişilerin işte rüşvetle, işte iltimasla önemli devlet kademelerine gelmesi yönetim bozulmasındaki temel faktörlerdendi. Bunun yanı sıra arkadaşlar askeri yapı bozulmuştu. Askeri yapının bozulmasında tımar sistemi etkili. Çünkü tımar sipahi Osmanlı'nın bel kemiğini oluşturuyor. Tımar bozulunca tımar sipahi sayısı azalıyor. O zaman yeniçeri sayısını artıracaksın. Yeniçeri sayısını artırmak isteyince de yeniçeri ocağına usulsüz alımlar yapmaya başlayacaksın. Normalde sadece devşirmeleri yeniçeri yaparken şimdi Türk ve Müslüman kökenlileri de yeniçeri yapmaya başlayacaksın. Bu da arkadaşlar ocağa usulsüz alıma neden olacak. Askerlikle alakası olmayan kişiler bile yeniçeri ocağına alınmaya başlayacak. Bununla birlikte işte donanmaya önem vermiyorsun. İşte bilim ve teknikte Avrupa'ya örnek alınmayınca işte ateşli silahlarda geri kalıyorsun. Bu da yine askeri yapının bozulmasına etkili olur. Ekonomi bozuluyor. Ekonomi bozulmasında savaşların uzun sürmesi, savaş masraflarının artması, ganimetlerin azalması, saray masraflarının artması. Bununla birlikte arkadaşlar işte yeniçeri sayısının artmasından dolayı daha fazla ulufe, daha fazla cülüs bahşinin ödenmesi, tımar sistemin bozulması yine arkadaşlar ekonomiyi olumsuz yönde etkileyecektir. Eğitim bozulması da tabii ki arkadaşlar iç nedenler. De. İşte pozitif bilimlerin ihmal edilip dini bilimlerin ön plana çıkması ya da bunun yanı sıra beşik ulemalı sisteminin gelmesi arkadaşlar eğitim bozulmasına etkiliydi. Bunlar iç nedenler. Şimdi dış nedenlerde duraklamanın dış nedenlerinde devletin doğal sınırlarına ulaşması arkadaşlar dış nedenler arasındaydı. Artı Avrupalıların işte coğrafi keşiflerle birlikte zenginleşmesi, aynı zamanda coğrafi keşiflerle birlikte ipek ve baharat yollarının önemini kaybetmesi, Akdeniz ticaretinin önemini kaybetmesi Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde etkileyecekti. Artı Rönesans ve reform hareketleriyle birlikte Avrupa aydınlanma çağını başlatıyor. Bilim ve teknik alanda ilerliyor. Osmanlı nasıl olsa ben güçlüyüm, ben süper gücüm, ben işte dünyanın en güçlü devletim deyip Avrupa'daki bilim teknik alandaki gelişmeleri takip etmemesi duraklamanın dış nedenleri arasında görülüyor. Ha şunu söyleyebiliriz. Evet bu dönemde duraklama döneminde evet Osmanlı hala dünyanın en güçlü devletidir. Ve hiçbir devlet bu dönemde Osmanlı'yı tek başına aslında durduracak güçte değildir. Fakat bu devletler arasında ittifaklar olursa özellikle Avrupa'da bununla birlikte ya da Osmanlı hem doğuda hem batıda aynı anda savaşırsa arkadaşlar bu Osmanlı'nın savaşlarda başarılı olamamasına ya da kaybetmesinde de etkili olacaktır diyoruz. Şimdi bu döneme dediğim gibi önce siyasi olaylarını anlatacağım ardından arkadaşlar siyasi olaylarından sonra... dönemin iç isyanlarını anlatacağım. En sonunda 17. yüzyıl ıslahatları ile arkadaşlar bitireceğim bu dönemi. Şimdi bu dönemin siyasi olaylarına baktığımız zaman
siyasi olaylar. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu dönemin siyasi olayları ile ilgili ilk olarak Osmanlı-İran ilişkileri başlıyoruz. Şimdi Osmanlı-İran ilişkileri ile alakalı. Şimdi Safavi demekte de hiçbir sakınca yok. O dönemde İran'daki devletin ismi Safavilerdir. Şii ve Türk kökenli bir devlettir arkadaşlar o da. Osmanlı-İran savaşlarının temel nedeni mezhep çatışmasına, Sünni-Şii çatışmasına dayanmaktadır. Yine bu dönemde İran'ın arkadaşlar işte Osmanlı'nın Anadolu topraklarına saldırması, Anadolu'daki Şiileri kışkırtması ya da himayesi altındaki Sünnilere baskı yapması yine arkadaşlar Osmanlı-İran savaşlarının temel nedenleri arasında olacaktır. Şimdi bu dönemde duraklama döneminde Osmanlı ile İran arasında 4 ayrı dönemde savaş var ve 4 tane arkadaşlar önemli anlaşma yapılacak. Ki burada arkadaşlar özellikle anlaşmaları bilmek zorundasınız. Arkadaşlar bunlardan birincisi Ferhat Paşa Anlaşması 1590 yılında, ikincisi Nasuh Paşa Anlaşması, üçüncüsü Serap Anlaşması ve dördüncüsü de Kasr-ı Şirin Anlaşması. Şimdi bunlardan özellikle bilmenizi istediğimiz arkadaşlar nedir? Ferhat Paşa Anlaşması, doğuda en geniş sınırlara bu anlaşmayla ulaşılmıştır. Önemli 1590 yılında arkadaşlar. Şimdi Nasuh Paşa Anlaşması dönemine geldiğimizde Ferhat Paşa ile kazanılan yerler kaybedilecek. Serap Anlaşması, Nasuh Paşa Anlaşması'ndaki sınırların aynısı kabul ediliyor. Buradaki Nasuh Paşa Anlaşması'na İran Osmanlı 200 deve yükü ipek verecekti. Bu ipek yarıya düşürülüyor Serap Anlaşması'na. Onun dışında bir değişiklik yok. Kasr-ı Şirin Anlaşması'na özellikle dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu Kasr-ı Şirin Anlaşması günümüz sınırı. 4. Murat döneminde 1639 Kasr-ı Şirin Anlaşması günümüzdeki Türkiye-İran sınırıdır. Yani en eski sınırımız kabul ediliyor. Şimdi Kasr-ı Şirin Anlaşması'ndan sonra 1639'dan sonra evet biz 18. yüzyıl gerileme döneminde de Osmanlı-İran savaşlarını göreceğiz. Ama sınırlarda herhangi bir değişiklik olmayacak. 1639 Kasr-ı Şirin'deki sınırlar aynen kabul ediliyor. Ki arkadaşlar dediğim gibi günümüz Türkiye-İran sınırını arkadaşlar bu anlaşma oluşturuyor diyorum. Bu anlaşmadan sonra savaşlar yaşansa da arkadaşlar sınırlarda herhangi bir değişiklik olmamış. Şimdi burada özellikle bileceğimiz iki anlaşma varmış. Bunlardan birincisi Ferhat Paşa, doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız anlaşması. Diğeri ise Kasr-ı Şirin Anlaşması 1639'daki arkadaşlar günümüz Türkiye-İran sınırını oluşturuyor. Türkiye'nin arkadaşlar en eski sınırını ifade ediyor arkadaşlar. Buna da özellikle dikkat edeceksiniz. Ki Kasr-ı Şirin Anlaşması da 4. Murat dönemindedir diyorum. Şimdi bunun dışında arkadaşlar Osmanlı-İran ilişkilerinden sonra Osmanlı-Venedik ilişkileri. Venedik biliyorsunuz denizci bir devlet. Ki bu dönemde arkadaşlar Girit, Venediklerin kontrolünde ve ilişkiler zaten ne yüzünden bozulacaktır? Girit yüzünden Osmanlı-Venedik ilişkileri arkadaşlar bozulacaktır. Şimdi bu Girit'in Osmanlı tüccarlarına saldırması, Osmanlı ticaret gemilerini engellemesinden dolayı ilişkiler bozuluyor. Ve Girit arkadaşlar tam olarak 24 yıl kuşatılacak Osmanlı tarafından. Kuşatıldı.
Bu arada 3 padişah değişikliği yaşandı. 9-10 tane padişah değişikliği yaşandı. Bu açıdan da önemli. Girit 24 yıl boyunca kuşatılıyor. Sonunda fethediliyor. Ama ve lakin arkadaşlar, bir ada kuşatmasının bu kadar uzun yıllar sürmesi Osmanlı donanmasını aslında arkadaşlar neyini gösteriyor? Eski gücünü olmadığını ve arkadaşlar zayıfladığını gösteriyor. Evet, Girit fethedildi arkadaşlar. Girit fethedildi. Bununla da birlikte Osmanlı donanmasının zayıflığı anlaşıldı. Yani Osmanlı artık denizlerde eski gücünde değil arkadaşlar. Olsun, yani şimdi Fatih döneminde anlatmıştık. Denizlerde adam gitti, bir sürü ada fethetti, bilmem ne yaptı. Ya burada bir ada için tam 24 yıl kuşatmanın olması artık Osmanlı denizlerde eski gücünde olmadığını gösteriyor. Bize bu açıdan önemlidir diyoruz. Ki Osmanlı aynı zamanda denizlerde son fethi hareketi Girit'in fethedilmesidir arkadaşlar. Osmanlı-Venedik ilişkileriyle ilgili bu dönemdeki temel arkadaşlar bilgimiz neymiş? Girit'miş, unutmuyorsunuz. Tam 24 yıl kuşatmanın bu kadar uzun sürmesi Osmanlı donanmasının zayıflığını göstermiş bize. Bunun dışında arkadaşlar Osmanlı-Lehistan ilişkilerimiz var. Osmanlı-Lehistan ilişkileri. Şimdi Osmanlı-Lehistan ilişkileriyle de ilgili arkadaşlar, öncelikle çıkmış sorusu da var zaten. Burada özellikle padişahı belirtiyoruz. İkinci Osman, ya da ne deriz kendisine? Genç Osman deriz. İkinci Osman'ın arkadaşlar Hotin seferi var Lehistan üzerine. İkinci Osman ordu başında sefere çıkacak ve Hotin kalesi kuşatılacak. Fakat Yeniçerilerin disiplinsizliği yüzünden istenilen başarı elde edilemiyor. Demiyorum, bakın burada yenildi etti demiyorum, ama genç Osman istediği başarıyı elde edemiyor maalesef ki. Neyse, Hotin seferinden geri dönüldükten sonra Hotin anlaşması yapılacak. Hotin anlaşması yapılacak. Şimdi bunu zaten bize işte Lehistan'la Hotin anlaşmasının içeriği neydi bilmem neydi onu sormuyorlar arkadaşlar. Bize şunu soruyorlar daha çok, isyanlarda da zaten bahsedeceğim bunlar. Bu seferden sonra 2. Osman Yeniçeri'nin disiplinsizliğini iyice görüyor ve Yeniçeri ocağını bu seferden sonra kaldırmak istiyor zaten. Ve bunun üzerine maalesef ki Yeniçeriler isyan edecek. 2. Osman arkadaşlar öldürecekler. Ve Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk Osmanlı padişahı da kim olacaktır? 2. Osman olacakmış. Bu da 2. Osman arkadaşlar işte genç yaşta olması, tecrübesiz olması, gerekli önlemleri almaması arkadaşlar öldürülmesine etkili olacak. Dediğim gibi Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk Osmanlı padişahı 2. Osman'dır. Ki maalesef ki son olmayacaktır arkadaşlar bu. Şimdi Hotin Seferi ile ilgili daha çok genç Osman'ın öldürülmesini soruyorlar bize. Bir diğeri 4. Mehmet döneminde, Avcı Mehmet diye bilinir arkadaşlar bu da. Lehistan üzerine seferi var. Burada da arkadaşlar bu sefer başarılı bir sefer. Dönemin sadrazamı da Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'dır hatta. Bucaş anlaşması yapılacak. Ne zaman? 1672 yılında arkadaşlar. Bu anlaşma çok önemli. Neden? Çünkü Osmanlı'nın batıda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma arkadaşlar nedir? Bucaş anlaşmasıdır. Doğuda en geniş sınırlara hangi anlaşmayla ulaşmıştık? Ferhat Paşa anlaşmasıyla. Batıda hangi anlaşmayla dersek arkadaşlar, Bucaş anlaşması diyeceğiz. Denizlerdeki son fethi hareketi dersem ne diyeceğiz arkadaşlar? Girit'in fethidir diyeceğiz. Bunu da unutmuyorsunuz. Bu da Osmanlı-Lehistan ilişkilerimiz oldu. Şimdi geldik hem en uzun süreni hem de sonucu bakımından en kötü olan arkadaşlar Osmanlı-Avusturya ilişkilerine geçiyorum. Osmanlı Avusturya
ilişkileri. Şimdi bu dönemde arkadaşlar Osmanlı-Avusturya ilişkileri 3. Murat döneminde başlıyor arkadaşlar ki sonrasında zaten 2. Mustafa'ya kadar da devam edecek. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle Haçova Meydan Muharebesi var. Şimdi bu Haçova'ya dikkat etmenizi istiyorum. Osmanlı-Avusturya arasındadır arkadaşlar bu. Osmanlı'nın, iyi dinleyin bunu, Osmanlı'nın batıda, Avrupa'da büyük bir devlete karşı kazandığı son meydan muharebesidir. Bak demiyorum Osmanlı kazandığı son meydan muharebesi demiyorum arkadaşlar. Osmanlı'nın batıda, Avrupa'da büyük bir devlete karşı kazandığı son meydan muharebesidir. Haçova meydan muharebesi kazanılıyor arkadaşlar. Ama bu arada Avusturya ile savaş bitmiyor. Bu arada Osmanlı-İran savaşları da maalesef ki başlayacak. Ve Osmanlı arkadaşlar hem doğuda hem batıda savaşmak zorunda kalacak. Ve mecburen Avusturya'nın anlaşma teklifini İran savaşları başladığı için kabul etmek zorunda kalacak. Ve bunun üzerine de dikkat ediyorsunuz 1606 Zitva-Torok anlaşması yapılacak Osmanlı-Avusturya arasında. Şimdi bu Zitva-Torok anlaşması ile birlikte Eğri, Kanıca, Estergon kaleleri Osmanlı'da kalacak. Bu önemli. Artı Avusturya normalde her yıl Osmanlı'ya vergi ödüyordu. Bu yıllık vergi kaldırılacak. Bir defalığına mahsus arkadaşlar yüklü bir miktarda savaş tazminatı ödeyecekti. Evet, savaş tazminatı aldık, ekonomik açıdan iyi ama yıllık arkadaşlar vergi kaldırıldığı için aslında ekonomik bir kayıp var burada. En önemli maddesi ise şudur. Avusturya Arşidükü. Arşidükü. Yani Avusturya kralı arkadaşlar. Avusturya Arşidükü. Osmanlı padişahına denk sayılacak. Şimdi Kanuni döneminde 1533 yılında ben size bir İstanbul Anlaşması'ndan bahsetmiştim. O anlaşmaya göre arkadaşlar Avusturya Arşidükü Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştı. Yani Osmanlı'nın açık ara bir üstünlüğü vardı orada. Ama maalesef ki burada arkadaşlar o üstünlük bitti, eşitlik dönemi başladı. Niye? Avusturya Arşidükü dediğimiz Avusturya kralı artık Osmanlı padişahına denk eşit sayılacaktır. Yani burada arkadaşlar Osmanlı'nın üstünlüğü sona erdi, eşitlik, denklik dönemi başladı diyorum. Buna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. 1533 İstanbul Anlaşması'yla üstündük ama Zitva-Torok'la birlikte maalesef ki bu üstünlüğümüzü ne yapmışız? Kaybetmişiz arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Ki evet biz burada toprak kaybetmedik. Aksine toprak kazandık. Ama siyasi olarak arkadaşlar üstünlüğümüz sona erdi. Denklik, eşitlik dönemi başladı. O yüzden siyasi olarak başarısız bir anlaşma. Bakın Haçova'yı kazanmamıza rağmen arkadaşlar sonrasında başarısız, siyasi olarak başarısız bir anlaşma yapıyoruz. Bunun da temel nedeni arkadaşlar hem çok uzun yıllar Avusturya ile savaşmamız, ardından Osmanlı-İran savaşlarının başlaması, hem doğuda hem batıda savaşmak zorunda kalmasından dolayı mecburen bu anlaşma yapılmış diyorum. Ama dediğim gibi siyasi olarak başarısız bir anlaşma ama toprak kaybetmiyoruz, aksine toprak kazanıyoruz. Dediğimiz gibi siyasi üstünlüğümüz maalesef ki bu anlaşmayla birlikte bitmiş oluyor. Ardından arkadaşlar bu dönemde 1662 1664 Osmanlı-Avusturya Savaşı var bu dönemde. Ve bu savaşta arkadaşlar Osmanlı kazanacak ve Vasvar Anlaşması yapılacaktır. Ki burada arkadaşlar dönemin padişahı 4. Mehmet, dönemin sadrazamı Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'dır. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Avusturya'ya arkadaşlar ağır bir yenilgi uğratmıştır burada. Ve burada arkadaşlar Vasvar Anlaşması ile birlikte Avusturya'ya karşı son kez üstünlük sağlanmıştır diyorum. Unutmuyorsunuz. Son kez üstünlük sağlandı.
Osmanlı kazandı bu savaşı. Ve Avusturya burada savaş tazminatı ödedi. Hatta Osmanlı'nın savaş tazminatı aldığı da arkadaşlar son anlaşmadır da diyebiliriz buna. Bundan sonra arkadaşlar 1683 ikinci Viyana kuşatması. Sonucu bakımından zaten en kötü olanı da arkadaşlar budur. Şimdi bu ikinci Viyana kuşatmasıyla da alakalı biliyorsunuz Kanuni döneminde arkadaşlar bir Viyana kuşatması gerçekleşti. Fakat alınamamıştı Viyana. Bu dönemin sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Hani demiştim ya Osmanlı bu dönemdeki o Kanuni dönemindeki güce ulaşma hedefindedir. Bundan dolayı da Merzifonlu Kara Mustafa Paşa da diyor ki işte eğer diyor işte Kanuni Viyana'ya kadar gitti. Viyana'yı eğer biz alırsak o dönemdeki güce ulaşırız. O dönemdeki ihtişama ulaşırız. O yüzden kilit nokta Viyana'dır diyor. Ve arkadaşlar bu dönemde yine Avusturya'nın işte Macarlara saldırması, Macarların da Osmanlı'dan yardım istemesi zaten Merzifonlu bahaneye bakıyordu ve bunun üzerine Macarlara da yardım etmek amacıyla arkadaşlar sefere çıkılıyor. Ve Viyana önlerine geliniyor, Viyana kuşatılıyor. Ancak Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın yanlış savaş stratejisi, Kırım hanlarından ihanetinden dolayı Viyana maalesef ki arkadaşlar alınamıyor. İkinci kez kuşatıldı, ikincisinde de alınamadı. Şimdi Viyana kuşatıldı, alınamadı. Osmanlı geri çekilmek, Belgrad'a kadar geri çekilmek zorunda kalıyor. O zaman Osmanlı Viyana'da arkadaşlar büyük bir bozguna uğramış oldu. Şimdi Osmanlı Viyana'da bozguna uğrayıp da arkadaşlar geri çekilmeye başlayınca Osmanlı'ya karşı arkadaşlar bir kutsal ittifak oluşacak. Kutsal ittifak. Şimdi bu kutsal ittifakta kimler var? Avusturya'ya aslında yardıma geliyorlar. Avusturya var. Lehistan var, Rusya var, Venedik var ve bir de arkadaşlar Malta küçük bir ülke ama. Şimdi bu arkadaşlar beşi birleşti kime karşı? Bunlara biz işte kutsal ittifak diyoruz. Osmanlı'ya karşı tam arkadaşlar 16 yıl boyunca savaşacaklar. Şimdi dediğim gibi Osmanlı Viyana'da bozguna uğradı ve arkadaşlar geri çekilmek zorunda kaldı. Osmanlı işte acaba Avrupa'dan atabilir miyiz umuduna yeniden kapılacak bu devletler ve aralarında bir ittifak oluşturacaklar ve böylece 16 yıl Osmanlı'ya karşı savaşacaklar. Ve bu 16 yılın sonunda maalesef ki arkadaşlar Osmanlı yenilecek ve bunun sonunda da arkadaşlar 1699 yılında hangi anlaşma? Karlofça anlaşması yapılacaktır. Şimdi bu Karlofça anlaşmasında bu kutsal ittifakla yer alan devletlerin hepsi yok arkadaşlar. Sözelciler için veriyorum bu bilgiyi. Bu anlaşmada kimler var? Avusturya var. Venedik var. Lehistan var. Ve bir de tabii ki Osmanlı var. Yani bu anlaşmada Rusya ve Malta yer almamıştır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Karlofça anlaşmasında Rusya ve Malta yoktur arkadaşlar. Şimdi bu anlaşmaya göre Macaristan topraklarının önemli bir kısmı Avusturya'ya verildi. Mora Yarımadası Venedik'e verildi. Podolya ve Ukrayna bölgesi ise Lehistan'a verildi arkadaşlar. Bu anlaşmayla birlikte Osmanlı batıda ilk kez büyük oranda toprak kaybetti. Bu bir. İkincisi aynı zamanda Karlofça anlaşması ile birlikte Osmanlı'nın duraklama dönemi sona ermiş ve maalesef ki gerileme dönemi de başlamıştır diyorum. Bu açıdan önemlidir. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Karlofça Anlaşması ile birlikte duraklama dönemi sona eriyor ve Osmanlı'nın gerileme dönemi başlıyor. Şimdi Osmanlı-Avusturya ilişkilerinden sonra şuna yeniden değinmek istiyorum. Evet Kutsal İttifak'ta 5 tane devlet var arkadaşlar ama bu 16 yıl süren savaşların ardından yapılan Karlofça Anlaşması'nda Rusya ve Malta yoktur arkadaşlar. Buna özellikle dikkat edin. Sözelcilerin işine yarayacak bir bilgidir bu. Son olarak bir de Osmanlı Rusya ilişkileri.
Şimdi Osmanlı-Rusya ilişkileriyle ilgili öncelikle arkadaşlar. Osmanlı-Rusya arasındaki ilk anlaşma Bahçesaray Anlaşması'dır. Bunun diğer adı ise Çehrin Anlaşması'dır. Ki burada Rusya yenilgi uğratılacak ve bu Çehrin Kalesi arkadaşlar ele geçirecek. Şimdi Osmanlı ile Rusya arasındaki ilk anlaşma bu. Sözelcilere lazım olacak bir bilgi. Diğerlerini arkadaşlar çok önemsemesine gerekiyor. Şimdi dediğim gibi Kutsal İttifak'la 16 yıl süren savaşların ardından biliyorsunuz bir Karlofça Anlaşması yapılmıştı. Ama Rusya Karlofça Anlaşması'nı yer almadı. O yüzden arkadaşlar Rusya ile 1700 yılında bir İstanbul Anlaşması yapılacaktır. Bu önemli. Tarihte herhalde bir 9-10 tane İstanbul Anlaşması vardı. Bu İstanbul Anlaşması ile dikkat et Azak Kalesi Rusya'ya verildi. Şimdi bunu nasıl yorumlamanızı istiyorum? Rusya Azak Kalesi'nin Rusya'ya verilmesiyle birlikte arkadaşlar. Rusya işte temel hedefi sıcak denizlere inmek. Bunun için de önce Karadeniz'e inmesi gerekiyor ya. O yüzden arkadaşlar Rusya'nın sıcak denizlere inmesi açısından ilk adım kabul edilir arkadaşlar bu. Bu birincisi. İkincisi Rusya İstanbul'da elçi bulunduracak. Bulundurma hakkına sahip olacaktır. Ki bu da önemli arkadaşlar. Neden? Bu da şimdi şöyle düşünmeyin. Osmanlı örneğin batıda elçilik açtığı dönemde o devletlerin iç işlerine karışma imkanını elde etmiştir diyemezsiniz. Bu devletlerin tamamen gücüyle alakalıdır. Ama bu süreçte Rusya'nın İstanbul'da elçi bulundurması Osmanlı'nın iç işlerine müdahaleyi kolaylaştırır. Yani eğer devletlerin gücü yerindeyse arkadaşlar başka bir ülkede sen elçilik açıyorsan o devletin iç işlerine karışabiliyorsun. Yani bir imkan sağlıyorsan ama sen zayıfsan gelip sende bir elçilik açıyorlarsa o zaman onların senin iç işlerine arkadaşlar müdahalene ortam hazırlar diyoruz. Buna da dikkat ediyorsunuz. Şimdi bu dönemin siyasi olayları ile ilgili söyleyeceğim. Bu kadar arkadaşlar. Bir de bu dönemin isyanlarından bahsedeceğiz. İç İsyanlar. Şimdi bu dönemde arkadaşlar 3 çeşit isyanımız var. Bunlardan birincisi arkadaşlar nedir? İstanbul isyanları. İstanbul isyanları yerine Yeniçeri isyanları diyebiliriz. Ya da merkez isyanları diyebiliriz arkadaşlar. Yani hepsi aynı şeyi ifade eder. İstanbul isyanları, Yeniçeri isyanları, merkez isyanları. Şimdi bu Yeniçeri isyanıdır. Yeniçeriler nerede bulunuyor? Başkentte bulunuyor. Osmanlı'nın başkenti merkezde neresidir? İstanbul'dur. O yüzden 3 farklı isimle de sorularda görebilirsiniz bunu. Şimdi bu Yeniçeri isyanları ile ilgili arkadaşlar. Şimdi 3. arkadaşlar Murat döneminde isyan ettiler. Şimdi ilk Yeniçeri isyanı ta aslında kuruluş dönemine dayanıyor. Kuruluş döneminde 1,5 tepe isyanından bahsetmiştim size. Arkadaşlar ilk isyan oydu. Şimdi bu dönemde Yeniçeri niye isyan ediyor? Ayarı düşük para ile maaş ödenmesinden dolayı. Ayarı düşük akçe ile maaş ödenmesi diyoruz. Örneğin işte sen o 22 ayar altınla para basıp Yeniçeri'ye maaş dağıtırken 18 ayar altınla para basıp Yeniçeri'ye maaş dağıtırsan arkadaşlar bundan dolayı isyende. Ayarı düşük akçe ile ulufe ödenmesinden maaş ödenmesinden dolayı 3. Murat döneminde isyan edecekler. Bu birincisi. Bir diğeri arkadaşlar 2. Osman döneminde isyan ediyorlar. Genç Osman döneminde. Niye? Genç Osman Hutuni Seferi'nden sonra Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istedi. Yeniçerilerin disiplinsizliğini gördü. Ama tabii ki maalesef ki arkadaşlar Yeniçeriler ne yapacaklar? İsyan edip 2. Osman'ı öldürecekler. Yeniçeriler tarafından öldürülen de ilk Osmanlı padişahı 2. Osman olacak. Dediğim gibi son da olmayacaktır bu. Bir diğeri ise arkadaşlar 4. Murat döneminde
Yeniçeri isyanımız var. 4. Murat arkadaşlar küçük yaşta zaten tahta geçen padişahlardan biri. 4. Murat tahta geçtiği zaman Yeniçerilere Cülusbahşi dağıtılamıyor. Çünkü ekonomi o dönemde iyi değil. Mali anlamda arkadaşlar sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Cülusbahşi dağıtılamıyor. Bunun üzerine Yeniçeriler sarayı basıyorlar. Hatta dönemin sadrazamı Hafız Ahmet Paşa'ya işte 4. Murat'ın gözleri önünde öldürüyorlar. Yani padişah bir gözdağı veriyorlar. Bundan sonra Yeniçerilerin bu isyandan sonra saraydaki altın, kap, kacak bilmem ne varsa bunlar eritiliyor. Bunlardan para basılıyor. Yeniçeriye bu şekilde arkadaşlar Cülusbahşi dağıtılıyor. Yani bu dönem 4. Murat döneminde yine ekonomik nitelikte çıkmış bir isyandı. Ama 4. Murat belli bir yaşa gelip de otoritesini sağladıktan sonra bu Yeniçeri elebaşlarını arkadaşlar Petro'nun kellesini alacak ve bu şekilde otoritesini sağlayacaktır. En etkililerden biri de arkadaşlar bu dönemde 4. Mehmet dönemindeki bir Yeniçeri isyanı. Bunun özel bir ismi var arkadaşlar. Vakayı Bakvaki ya da diğer adıyla arkadaşlar Çınar olayı diye geçer. Şimdi 4. Mehmet döneminde saray kadınları arkadaşlar yönetime çok müdahale ediyor. Hatta bu döneme kadınlar saltanatı dönemi de deniliyor. Çünkü küçük yaşta tahta çıkmış zaten 4. Mehmet'te. Özellikle bu dönemde işte Hatice Turhan Sultan'la işte kaynanası Kösem Sultan arasında büyük bir iktidar mücadelesi var. İşte harem ağalarının işte bu yönetimdeki etkileri, bu sultanlara hizmetleri vesaire. Bundan dolayı arkadaşlar Yeniçeriler sarayı basıyorlar ve padişahtan ya bazı kaynaklar 30 tane diyor, bazıları işte 35 tane diyor, 40 tane diye önünde var. Ortalamasını veriyorum arkadaşlar. 36 tane devlet adamının kellesini istiyorlar. Ve bunun üzerine 4. Mehmet mecburen arkadaşlar vermek zorunda kalacak. Bunun içerisinde vezirler var, bunun içinde defterdar var, bunun içinde harem ağaları var. Pek çok kişi var bu 36 kişi içerisinde. Hatta Yeniçeriler bu sarayı bastıkları zaman büyük valide sultan Kösem Sultan'ı da öldürecekler. Yeniçeriler tarafından öldürülen tek arkadaşlar Valide Sultan'dır da diyeceğiz Kösem Sultan için. Ve Yeniçeriler bu 36 kişiyi alıyorlar. Sultanahmet Meydanı'na götürüyorlar. Orada çınar ağacını asıyorlar. Ve günlerce o cesetler orada kalıyor. O yüzden çınar olayı deniliyor buna. Vakay Bakvaki'ye denmesinin nedeni ise arkadaşlar bakvak ağacına benzetiliyor bu. Bakvak ağacı dediğimiz İran coğrafyasında falan da görülen bir ağaç çeşidi. Meyvesi insan şekline benzer bakvak ağacının. O yüzden de Vakay Bakvaki denilmiştir arkadaşlar buna. İnternetten de bakvak ağacının arkadaşlar resimlerine bakabilirsiniz. Gerçekten böyle yeşil renkte bir meyvesi var. Meyvesi de insan şekline, özellikle kadın vücuduna arkadaşlar benziyor. Türkiye'de olmayan bir ağaç çeşididir arkadaşlar. Şimdi bu dönemde 4 tane önemli Yeniçeri isyanı varmış. 3. Murat döneminde işte Ulufi yüzünden maaşlarını düşük aldıklarından dolayı isyan etmişler. Genç Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istediği için Yeniçeriler isyan etmiş. 4. Murat döneminde işte 4. Murat tahta çıktığı zaman Cülusbahşi ödenemediği için isyan etmişler. 4. Mehmet döneminde işte saray kadınlarının ya da harem ağalarının vesairelerin yönetime çok karışmasından dolayı Yeniçeriler isyan etmiş. Ve önemlidir diyoruz ki bu Vakay Bakvaki'yi daha önce sordular, yeniden sorabilirler. 2. Osman dönemindeki Yeniçeri isyanı sordular, yeniden sorabilirler. Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bu dönem ilgili arkadaşlar iç isyan, Yeniçeri isyanları ile ilgili söyleyeceğim bu kadardır ve bir sonraki arkadaşlar videomuzda Celal'in isyanlarıyla da arkadaşlar devam edeceğim ki özellikle arkadaşlar bu dönemin iç isyanlarında Yeniçeri isyanlarına dikkat ediyorsunuz ki arkadaşlar Yeniçerilerin isyan etmesine temel faktör arkadaşlar tabii ki yönetim bozulması, bu doğrudan bir etken, aynı zamanda arkadaşlar ekonomik nitelikli isyanlardır diyeceğiz arkadaşlar bu dönemin isyanları için ki özellikle de Cülusbahşişi ve Ulufi yüzünden çıkmış isyanlardır diyeceğim.